Prodersel kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elektrik faturamızın daha az gelmesi için tarife değişikliğini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Ekranda bana son ayda gelmiş olan faturayı görüyorsunuz. Okuma bilgileri kısmında ilk okuma 3. ayın 8'i 2022, son okuma 4. ayın 7'si 2022, 31 günlük bir kullanım gerçekleşmiş. 31 günde 234,356 kWh harcama yapılmış. Bunun karşılığı olarak da 294 lira 60 kuruş tahakkuk edilmiş. Benim tarifem şu anda tek zamanlı tarife. Çok zamanlı tarife, tek zamanlı tarife hesaplamalarını sağ tarafta gördüğünüz Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun hazırlamış olduğu elektrik faturası hesaplama uygulamasıyla her iki türlü de hesaplayacağız. Biliyorsunuz piyasada iki tip sayaç var. Birincisi eski tip klasik sayaç. Bunlar çok zamanlı tarifeyi seçemiyor maalesef. Ancak dijital olanlar çok zamanlı tarife seçebiliyor. Dijital sayaçların üzerinde mavi bir buton var. Bunun üzerine parmağımızla her basışımızda T, T1, T2, T3 şeklinde yazılar ve rakamlar çıkıyor. Bunlar bizim o dönemlerde kullanmış olduğumuz kilowatt saat cinsinde miktarlar. Yine faturamızda da göreceğimiz gibi gündüz endeksi, puant endeksi ve gece endeksi şeklinde 3 ayrı bölüme de ayrılmış. Buradan hesaplayarak da hangi tarifenin size uygun olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi tek zamanlı ve çok zamanlı tarifeye göre hesaplamamızı yapalım. İlk okuma tarihine gelip tıklıyorum. Burada daha önce girdiğim için geldi. Onu seçtim. Son okuma tarihine tıklıyorum. Tarife tanımı diye buradan tarifemizi seçeceğiz. Önce tek zamanlıyı seçeyim. Tüketim miktarı diyor. Tüketim miktarımı yazıyorum. 234,356. Hesapla diyorum. Şu anda bana gelmiş olan faturayı burada da görüyorsunuz. Yuvarlamış 60 yapmışlar. Şimdi çok zamanlı tarifeye geçiyorum. 3 zamanlı da deniliyor bu arada. Şimdi tüketim miktarı 3 bölüm. Burada yine onları burada görmüştük. 102,279. Puant döneminde 57,607. Gece döneminde de 74,470. Hesapla diyorum. 445 lira 87 kuruş gelmesi lazımmış arkadaşlar. Yani yaklaşık 151 lira ben daha az para ödemişim. Şimdi bu niye bu kadar fark ediyor? Burada dikkat ederseniz bizim puant döneminde harcamamız çok az. Yani diğerlerine göre çok az. O yüzden buna ben dikkat ederim. Yani örneğin özellikle yüksek enerji harcayan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, fırın, su ısıtıcısı, termosifon gibi aygıtları ben gece 12'den sonra çalıştırırım veya gündüz çalıştırırım. Hani tam o puan dönemine denk getirmem diyen kardeşlerimiz çoklu tarifeyi seçebilirler. Bu şekilde de faturalarında gerçekten önemli olan bir miktarı tasarruf edebilirler. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.